Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa burcu erkeklerini Kasım ayında neler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Haydi gelin hemen kartlarımızı almaya başlayayım. Yorumlamaya başlayayım. Dilerseniz ileriye sardırabilirsiniz videoyu. Beklemek zorunda değilsiniz. Daha hemen açtık ve bir yılanımız geldi. Peki. Değişim. Haber. Değer kapısı elbette ki bir boğa burcuna parayla ilgili gelecek. Bütün yaşamak peki. Gizli düşmanlar. Ve rekabet ortamı. Peki şimdi sevgili boğa burcu arkadaşlarım, ara bozucu kimse yılan kartıyla birlikte açtık ve son iki kartımızda gizli düşmanlar ve kılıç beşlisi olarak da burayı kapattık. Şimdi demek ki bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü bir kişi, kötü enerji, sizin iyi enerjilerinizi sömüren bazı insanlar var. Aslında kılıç beşlisiyle birlikte birden fazla kişiler olduğunu da bize söylüyor. Gizli düşmanlarınızın olduğunu söylüyor. Balık burcuna dikkat diyor. Burada balık burcu geldi çünkü. Özellikle de balık burcu birisi varsa buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ay bir değişim, dönüşüm rüzgarları esecek. Değer kapınız açılıyor, yani para kapınız açılıyor. Anda kalmayı bilmeniz gerekiyor. Fazla kafanızı takmamaya çalışmalısınız. Varsa hayatınızda bir dağınıklık, bunu toplamanız gerekiyor. Zihninizi toparlamanız gerekebilir. Çünkü haber kartından sonra geldi ve çözüm yolu iletişim dedi. Birisiyle aranızda bir iletişimsizlik var ise mutlaka ve mutlaka bu ortamı, bu durumu toparlayıp bir güzel haberleşmeniz gerekiyor olarak çıktı. Aslında son derece net çıktı ve az ve öz çıktı diyebiliriz bu ay. Şu yılana birazcık takıldım ben. Bu yılan kimmiş? Bu düşmanlar kimmiş? Bir bakalım. Bakın, şeytan enerjisi de sizi tutan şeyler. Sizi tutan erkekler. Tutukluk. Erkek dedim her nedense. Evet. Şöyle, kadın da var, erkek de var tabii ki aralarında. İş hayatınızla alakalı özellikle bu çıktı sevgili arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Rekabet ortamındasınız. Parasal anlamda sizleri aşağıya çekmek isteyen insanlar varmış. Kasım ayında bunlar çok ayyuğa çıkacak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ortaklık pek değildi. Nedense çevresel etki, yani arkadaş çevreniz, iş arkadaşlarınız, normal arkadaşlarınız da olabilir elbette. Yine ikizler burcunu, ikizler kova terazi burcunu temsil eden kılıç kralımız geldi. Bu insanlara karşı biraz daha soğuk enerjilerde olmanız gerekiyor. Yani sanki ben buradan nasıl bir şey algıladım biliyor musunuz? Hissettiğim şey şu: kendi hemcinsleriniz çok ön planda, size kıskançlık yapan. Yani bir boğa erkeğinin erkeklere karşı dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bir rekabet var aranızda ve değer kapısı geldiği için sizin önünüze çıkan para kapılarıyla alakalı da olabilir bu durum. Şimdi gelelim sorularımıza. Bir işi olmayan sevgili boğa burcu erkeklerini yıkılan kuleyle birlikte işte değişim rüzgarları geliyor. Değer kapısı da açıldığına göre işi olmayanlara çok koordineli oldu. Bir iş kapısı size aralanabilir bu ay. Bu ay her şeye dikkat edin. Bir değişim dönüşüm olacak. İşi olanlar için ise artık birçok şeyin zamanı gelmiş. Sanki yani bir kısmınız için bir tazminat mı alacaksınız? Emekli mi olacaksınız?
bir şeylerin zamanının geldiğini söylüyor burada. Yani topluca bir para alabilirsiniz. Bir dünyevi kısmetinizin sorumluluğunu almak burada daha çok ön plana çıktı. Elinize sanki bir mal mülk geçecek gibi veyahut da bu mal mülkle alakalı iş yerinizde bir durum var. Sanki bunları konuşacak olabilirsiniz veyahut da artık tamam aldım her şeyimi ben artık emekli olayım çıkayım da diyecek olabilirsiniz. Sanki böyle bir hissiyat var bende şu anda. Peki bir ilişkisi olmayanlar için ise bakın değnek ası geldi, başlangıç ası geldi. Siz birisiyle bir ilişkiye başlıyorsunuz. Bakalım bu nasıl birisiymiş. Şimdi şöyle, sizin kalbinizi yaralayan bir şeyler olmuş veya da karşı tarafın kalbini yaralamış olabilirsiniz. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sanki bu kişiye karşı hep böyle eliniz kolunuz bağlı olmuş, bir şey yapamamışsınız. Böyle hani az enerjilerde olduğunuz birisiyle alakalı bir başlangıç yaşayacaksınız. Dilekleriniz yerine geliyor. Çok üzülüyorsunuz ama dengeye geliyorsunuz. Yani tam böyle dileklerinizin gerçekleşme ve dengeye gelme aşamasına gelmenizde bir üzüntü meydana gelmiş. Yani siz üzülmüşsünüz sevgili arkadaşlar. Hani hayatında hiç kimse olmayanlar için söylüyorum. Valla karşı taraf da sanki böyle azize enerjisi var. Böyle hisleri çok kuvvetli birisi gibi. O da ikileme düşmüş sanki. O da bilmiyorum. Sizi istemiyor gibi. Hani bir şeyler olmuş aranızda sizin. Demek ki burada hani ilişkisi olmayanlara bakıyoruz ya. Demek ki hani böyle bir şeyler olmuş gibi böyle aranızda hani sanki böyle bir yanlış mı anladınız birbirine sanki ilişki başlamamış olabilir veyahut da başladı çabuk kısa sürdü. Tekrar bu kişiyle bir başlangıç yapacak olabilir misiniz? Peki ilişkisi olanlar için ise aşklar. Tılsım kralımız geldi. Peki. Şimdi ben buradan iki türlü sinyaller alıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere bu kişi sizin arkadaş grubunuzdan olabilir. Ama sanki arkadaşlarınız çok dahil olmuş gibi. Sanki artık ilişkiyi arkadaşlarınız da yönetiyormuş gibi geldi bana. Ve sizin böyle evlenmenize yönelik bir kolektif enerji oluşturmuşlar diyeceğim. Şimdi bana güleceksiniz. Sanki böyle hani sizi böyle gaza getiriyorlarmış gibi. Hani hadi artık hadi artık evlenin evlenin falan diye böyle. İkinci senaryo ise bu kişiyle bir araya gelmek için yani bu aklınızdaki kişiyle partnerinizle bir araya gelmek için daha doğrusu evlenebilmek için arkadaş grubunuzdan yardım isteyecek de olabilirsiniz. Bu şekilde bu ay Kasım ayı enerjiniz. Evli olanlar için ise o imparator, imparatoriçe işte kupa ikilisi. Siz ruh eşinizi bulmuşsunuz. Siz gayet güzel, iyi anlaştığınız birisini bulmuşsunuz sevgili arkadaşlar. Yani son derece süper geçecek aranız Kasım ayında eşinizle. Peki eğer ki platonikseniz, platonik olduğunuz kişiye karşı açılacak mısınız dediğinde, şimdi sizde bir hüzün var sevgili arkadaşlar. Sanki aranızda bir şeyin bittiğini düşünüyorsunuz ama sonra tekrardan başlayacağını düşünmüşsünüz. Şimdi şöyle olmuş. Bir duygusal bir gelgitler meydana gelmiş. Bir şeyle bitti zannetmişsiniz. Hani bundan bir şey olmayacak diye düşünmüşsünüz. Sonra tekrar bir umutlanmışsınız. Sonra şimdi şöyle bir hüzün var sizde. Bir hayal kırıklığı var. Nedir bu? Sabırsızlanıyorsunuz. Peki. Siz bu kişiyle kutlama yapmak istiyorsunuz ama böyle bir şeylerden de memnun değilsiniz sanki. Karşı taraf sizi istiyor mu? Evet. Siz onu istiyor musunuz? Harekete geçmeniz gerekiyor. Sizin yapmanız gereken tek şey bu. Platonikseniz harekete geçmezsiniz sevgili arkadaşlar. Açık ve net. Peki ex partnerinizde aklınız kaldıysa buraya bir ex partner tutun hemen. Bakalım bu kişiyle aranızda neler olacak Kasım ayında. Sizin ona gitme, onunla barışma enerjiniz var mı? Var sevgili arkadaşlar. Aslan burcu olabilir kendisi. Ağustos ayından beri ayrı olabilirsiniz. Aranızdaki din, dil, ırk, kültürel farklılıklar olabilir. Yaş farkı olabilir, eğitim farkı olabilir. Ama kendisiyle ilgili bir plan program içerisindesiniz. Peki. Sizin veya onun çocukları mı var acaba? Hani bu da olabilir. Sanki bu çocuklar böyle bir engelliyor gibi bazı şeyleri. Ama altta güneş oldu. Hiç merak etmeyin. Gidin, konuşun, görüşün.
Şansınızı deneyin demiyorum. Çünkü güneş geldiği için destenin altında o kadar karıştırma var. Hemen olumlu bir kart geldi gördünüz. O yüzden işler olumlu derecede ilerleyecek olarak görünüyor. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Aman yılanlara, akreplere, çıyanlara dikkat sevgili arkadaşlar. En yakınınız bile olsa, kendi kanınızdan bile olsa bu kişiye dikkatli olmanız gerekiyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Aralık ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.